biz bu stada gelince veya diğer statlara gelince duygulanıyoruz. Bu stadın bu şehre kazandırılmasında gerçekten çok ciddi emekler ortaya konuldu. Yani hem işin projelendirilmesi, yapılması, aynı zamanda da İzmir kamuoyunu ikna edilmesi. Yani o da çok kolay bir iş değildi. Burada yerel yönetimlerden yaşadığımız bir takım sıkıntılara çok fazla girecek değilim. Sonuçta böyle bir eser ortaya çıkmış oldu. Bu da bizi ziyadesiyle işin doğrusu memnun ediyor ve her buraya geldiğimizde veya önünden bile geçtiğimizde burada bir izimiz var diyoruz. Burada bir eserimiz var diyoruz. Onun için zaten İzmir'in 30 ilçesinde bir izimiz var diyoruz. Ve şimdi de önümüzdeki 5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iz bırakacak işler yapalım diyoruz. Ama hep birlikte biz bu şehri bu anlamda ayağa kaldıracağız. Hep birlikte bu eserleri ortaya koyacağız. Hep birlikte tarihe bu şehirde iz bırakacağız. İz bırakacak işler yapacağız. Yani özellikle spor alanında diğer kulüplerde de ifade ettim. Yani biz bu şehrin bir şehri emini olarak spor kulüplerimizin tesisleşme, iyi sporcular yetiştirme ve hatta sosyal sorumluluk projesi noktasında bile bakıp en ücra sokaklara kadar, mahallelere kadar evlatlarımızı sporla iştigal edeceği her faaliyetin arkasında olacağız. Yani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Dolayısıyla biz bunları yaparken kulüplerimize destek olsun amacıyla bunu yaptığımız gibi aynı zamanda bu şehrin evlatları sporla ilgilensin, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur, düsturuyla hareket edelim. Dolayısıyla kulüplerimizin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Sacayağı'nın biri zaten var. Hükümet biz bununla ilgili yapacağız ama Sacayağı'nın diğeri Büyükşehir Belediyesi de inşallah nasip olduğunda bu şekilde bu Sacayağı'la beraber şehrimize tesisleşme noktasında ve en ucu noktalara kadar evlatlarımızı her branşta, sadece futbolda değil, yüzmede de, jimnastikte de, voleybolda da, basketbolda da, futbolda da sporla ilgilenmesi noktasında çaba sarf edeceğiz. Kulüplerin bu anlamda yaptığı her işin kesinlikle ve kesinlikle yanında olacağız. Süper Lig'de, futbolda, Süper Lig'de takımımızın olmaması bizim İzmir'in siyasetçilerin hepsinin bir eksiğidir. İzmir'deki spor camiası da bir eksikliğidir. Öncelikle yine çuvaldızı kendimize batıralım. Yani suçu kendimize bulalım. Biz siyasetçilerin bir eksikliğidir. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki sezon önce Göztepe Süper Lig'de olacaktır. Sonra da bir tane takım İzmir'e yakışmaz diyoruz. Türkiye'nin üçüncü büyük kentine birden fazla takımımızın Süper Lig'de olması gerekir. Bizim dönemimizde daha inisiyatif olan bir siyasetçiler olarak bu anlamda da spor camiamızla birlikte mesafe kat ettiğimizi de hep birlikte göreceğiz. Tabii bu statın olduğu şimdi tabii buraya bakınca her gelişimizde o da hissediyor, bizler de hissediyoruz. Gerçekten bir hayali gerçekleştirdik bu noktada. Ben iddia ediyorum yani bu stat Türkiye'nin değil Avrupa'nın en güzel stadı. İşte her maça girdiğimizde özellikle taraftarımızın coşkusuyla da bunu hissediyoruz. Özellikle TOKİ'den başlayan, gençlik sporla devam eden, sonra başbakanlığa kadar giden o noktadaki süreç içerisinde adeta her oturulacak yerden akustiğine kadar projenin her anında büyük bir emeği var. Ve gerçekleştirilmesindeki işte o hayali de ortaya koymak çok önemliydi. İşte bu güzel stadı yaptık. İnşallah hani aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. İşte eser burada. Yani bu noktada inşallah İzmirli hemşehrilerimiz de işlere bakıp, icraatlara bakıp bu stadı Çin Seddi gibi değerlendirenlere sandıkta çok güzel cevabı da bu noktada verecektir. Yani düşünün bir şehrin bir ilçesinde belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Böyle Avrupa'nın bile en iyi stadı olarak bahsettiğimiz yeri görmeden bir değerlendirme yapıyorsunuz. İşte yani şehirdeki durum da bu ama ben inanıyorum ki bu noktada bu stadı bilen, gören, teneffüs eden herkes de buna en güzel karşılığını verecektir. Kendisine biraz önce bir resmin gösterdim. 2016 yılının 15 Eylül'ünde Ankara'da o zaman Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın makamında bu projenin sunumunu yapıyorduk birlikte. Sağ olsun Atilla Kaya, o zamanki TOKİ Başkanımız, Ergun Başkanımız
hep birlikte maketlere bakıyorduk 2016 yılında. O zaman çok büyük destek aldık. Vekilimiz her ne kadar bizim bölgemizin vekili olmasa da bu süreçlerde her zaman hakikaten hep yanımızda oldu, hep arkamızda oldu. Bu güzel stadı hep birlikte kazandık. İzmir'imizin acil olarak artık Süper Lig'de temsil edilmesi gerekiyor. Biz Göztepe olarak buna talibiz. Bunu çok istiyoruz. İnşallah bu sene de iyi pozisyondayız. Tabii ki güzel bir yarışma. Diğer şehir takımları da çok değerli. Onlarla da yarışıyoruz.